Rüyalarında bile kilo aldığını gören bir kadın var sırada. Banu Gök 91 kiloya kadar çıkmış, yemek yemeden duramaz olmuştu. Sonunda azmetti, kısa sürede bir mucize imza attı. Öyleydi, böyle oldu. Yaşamak için yemiyorum da yemek için yaşıyordum. Daha çok zevk alıyordum. Bazen rüyalarımda kendimi daha da kilolu gibi görüyorum. Ve bu resimden çok korkuyorum. Rüyalarında bile kilo alıyordu. Artık yeter dedi. 5 ayda 28 kilo verdi. Aynanın karşısına geçince de kendine işte bu soruyu sordu. Bunu daha önce neden yapmadım Banu diye bir soru geliyor sadece aklıma. Zayıfladıktan sonra şunu fark ettim. Hatta eşime söyledim. Dedim ki şurada bir kemik varmış. Onu kullanıyor muyduk? 32 yaşındaki Banu Gök. 5 ay önce 91 kiloydu. Hızla kilo oluyordu. Yemek yemeyi çok seviyordu. Abur cubur çok tüketiyordum. Fast food ürünleri, hazır gıdalar, paketli gıdalar. Bir gün aynaya baktı ve artık değişmek istediğine inandı. Obezitenin ikinci sınırındaydım. Doğal olarak da nefes alamıyordum. Ne merdiven çıkabiliyordum, ne nefes alabiliyordum. Ben evlendiğimde bile kiloluydum, gelinlikte bile. 5 ay boyunca yediklerine dikkat etti. Hazır gıdalardan kaçındı. Daha çok salata, daha çok sebze, kefir gibi. Kendi mayaladığım yoğurt gibi daha mevsimsel ağırlıklı beslenmeye çalıştım. Ve su. En önemlisi suydu. Banu Hanım diyet ve sporla 5 ayda 28 kilo verdi. Yepyeni bir görünüme kavuştu ve şimdi onun gibi zayıflamak isteyenlere de tavsiyeleri var. Dedikleri kadar varmış. Biraz hareket etmelerini öneririm. Yani bakkala bile arabayla giden ben. Bunu öneriyorum. Bu benim normalde tek bacağıma giriyordu. Şu anda çok rahatlıkla bir tanesine girebiliyorum. Emzirme diyetiyle 28 kilo veren kadının hedefi 60 kiloya düşmek. Aynadaki ben çok hoşuma gitmeye başladı. Banu Hanım emziren bir anne olduğu için öncelikle emzirme diyeti uyguladık. Arı önlerle, atıştırmalık barlarla her şeyden yedik ama dozunda yedik.